haftanın bir diğer yerli yapımı ise Açlığa Doymak filmi. Kurtlar Vadisi dizisinin Beyaz Perde'deki yönetmeni Zübeyir Şaşmaz bu kez ilginç bir senaryoyla ortaya çıkıyor. Müziklerindeki Erkan Oğur imzasıyla bizleri şaşırtan Açlığa Doymak, ana akım yerli sinemada açılmamış kapıları zorlayacağı benziyor. Başrollerini Mete Horozoğlu, Hazar Ergüçlü ve Didem Balçık'ın paylaştığı film, 3 farklı hikayeden oluşuyor. Açlığa Doymak film ekibiyle yaptığımız röportajımız geliyor ekranlarınıza. Yerli televizyon dizileri arasında uzun soluklu oluşuyla ve farklı konseptiyle ayrı bir yere sahip olan Kurtlar Vadisi ekibinden Zübeyir Şaşmaz'ın sinema kariyeri 3. uzun metrajı Açlığa Doymak'la devam ediyor. 3 farklı karakter üzerinden ruhsal acıların bedensel acılar sayesinde dinip dinmeyeceğini sorgulayan Şaşmaz, beden, inanç ve kimlik gibi kavramları sorguluyor. Yüreğim insanlar. Sizden 5 kiloyu alacağız. 5 kilo az değil mi? Ne kadar alabiliyorsunuz alın. Aklım var. Hayatta aslında olumlu olan belki çok şey var. Ama ben o kadar hani hayata olumlu bakamıyorum diyebilirim. Yani ve ya hayatta aslında birçok hani olumsuzluğun içinde hayatta kalmaya çalışan insanlarız biz. Yani toplum olarak böyleyiz. Ve bu olumsuzlukların da sebebini hep karşı tarafa atmaya çalışıyoruz. Yani hayatındaki sıkıntının sebebi sensin, diğeri işte sensin diye söylüyor. Ve bu bir şekilde ötekileştirmeye itiyor insanları. Bu ötekileştirmeye ittiğindeki insanların ne kadar yalnız kaldığını anlatmaya çalışan bir film değil. Sena abini gözaltına aldılar. Bir haftadır haber yok. Beynim gelecekten. Bulacağız, inanıyorum ben. Tir tir titriyor. Eyüp karakteri enteresan bir karakter. Yani gazetecilik işini yapıyor. Uzun süredir bu işi yapıyor. Evli, iki çocuğu var. Aslında dışarıdan bakıldığı zaman çok hali vakti yerinde ve derdinin olmaması gereken bir insanmış gibi görünüyor. Fakat kendini bu bireysellikten dolayı dertlerle bezemiş bir insan. Hiçbir zaman hak ettiği yerde olmadığını düşünüyor ve insanların kendini engellediğini, bunu açık ve net olarak söylemiyor delicesine ama içinde hissettiği bu hep. Kendini hep daha üste gören ve yetinemeyen bir insan. Etrafımızdaki insanların yüzdesinin yüksek olduğu bir oranda olan insanlar gibi. Seni çok seviyorum ama oğlum. Benim senden bir beklentim yok ki. Burcu orta halli, işte makyözlük yapan, defilelerde mankenlere makyaj yapan bir karakter. Tek başına bir karakter ama bir erkek arkadaşı var ve ondan ayrılıyor. Ve bir aşk acısıyla başlıyor Burcu'nun hikayesi. Aşk acısını yaşadıktan sonra kendini tekrar yeniden var etme, güzelleşme çabasına giriyor. Çünkü bu şekilde var olabileceğine inanmaya başlıyor. Çünkü bunun yüzünden yalnız kaldığına inanmaya başlıyor. Ve daha güzel olarak, daha zayıf olarak tekrar var olabileceğini ve mutlu olabileceğine inanmaya başlıyor. Bu da aslında onun düşüşe geçtiği nokta. Çünkü güzelleşme uğruna bedenine işkence etmeye başlıyor Burcu. Bu sefer istemiyorum değil mi? Bana garanti vermiştiniz. Kira vermediyseniz bu sizin kapınız. Harikayla keyifli bir süreç vardı ama bayağı bir iki ay falan uğraştık aslında. O mu bu mu diğeri diye. Yani ve iyi bir sonuca aldık aslında. Doğru sonuçlara vardık. Bir de benim beraber önceden çalışmış olduğum abilerim vardı. Çok sevdim. Yani Musa Uzunlar var mesela. Ben tiyatroda da çok keyifli izlediğim bir insandır. İşte dizide beraber çalıştım. Ali Sürmeli var, beraber çalıştık yine bu filmde. Yani o bana inanan, yani geçmişte de bana inanan insanlarla tekrar devam etmeyi istedim. Hani bu Kök ve Dalı işte ilk yazdığım senaryoydu aslında. Onu yapmak istediğim dönemde benle beraber çok olmak isteyen arkadaşlar vardı. Onlarla bu filmle başlayalım, sonra devamını getirelim diye konuştum. Gözüm gördüklerimden. Öğrenci misin sen? Tıpta okuyorum.
Çok sağlam bir dertleri vardı. Yani iyi belirlemiş oldukları bir dertleri vardı ve onu çok iyi senaryolaştırmışlardı. O yüzden çok tercih etmememe rağmen bir dizi esnasında sinema çalışması yapmayı çok sevmiyorum. İki karakteri aynı anda taşıyamama gibi bir durumum var. Çünkü öyle bir kabiliyetim çok fazla yok aslında. Ama onu elimden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum. Fakat bu işin çekilmesi gerekiyordu bence ve o yüzden dizi devam ederken bu karaktere de öyle bir yüklendik sırtımıza. İnşallah iyi olmuştur. Bakalım izleyici karar verir. Sevgilin var mı? Sana ne? Yüreğim insanlar. Kurtlar Vadisi, Filistin ve Muro filmlerini izlemiştim ama kendi yazıp kendi yönettiği ilk filmi niteliğinde bir üçleme olarak düşünüyor ve bu üçlemenin ilk filmi. Önce senaryoyu okudum, sonra görüşmeye gittik, küçük bir audition yaptık ve çok etkilendim. Onun hikayeyi ve karakteri anlatışından çok etkilendim. Çok bir anda, yani o anlatırken kendimden de bir şeyler buldum. Bu da çok önemli bir noktaydı. İlk defa oynadığım bir karakterde bu kadar böyle, yani kendimi oynadım değil ama yaşadığımız duygular Burcu ve Didem'in ve diğer kadınların, diğer insanların çok ortak noktaları var. O çok önemliydi. Sevda Hanım, affetmeyi, sabrı öğrenirsiniz. Bu benim kızım. Benim kızım değil! Benim kızım değil o! Bu filmde %90'a falan geldiğini diyebilirim. Yani Filistin'de %50'lerde falandı. Çok yani... Kafamdakini çok fazla, hani 2900 bir şey vardır, hani storyboard planı vardır, hepsini çekmişliğime rağmen hissini o kadar doğru çıkartamadığım bir yapıda bir şey olabilir. Ama bu filmde hissini ve duygusunu tamamen aldığım bir film diyebilirim.